Merhabalar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlerle harika bir fiş yapacağız arkadaşlar. Şipşak, mayalanmasını beklemeden hemencecik yapıp bir 5-10 dakika dinlendirip ve pişirmeye başlayacağız. Yoğurma kabımın içerisine 6 su bardağı un hazırladım arkadaşlar. 5 su bardağı kadarını koyuyorum. 1 su bardağını geriye ayıracağım. Yavaş yavaş ekleyebilmek için. Ortasını da şu şekil açıyorum. Çabucak olacak ve pişi arkadaşlar, bu mayalamayı beklemeyeceğiz. Dediğim gibi bir kase yoğurt var. Bir kase yoğurdumun içerisine aktarıyorum. İki yemek kaşığı sıvı yağımızı da ekledim. Ve bir kaşık sirke koyacağım arkadaşlar. Çıtır çıtır olmasını sağlayacak bir yemek kaşığı sirkemizi de ekledim. Ve olmazsa olmazımız karbonat, bir çay kaşığı karbonatımızı da ekliyorum. Tuzumuzu da ekleyelim. 2 çay kaşığı da tuz koydum. Ve bir tane de yumurtamız var arkadaşlar. Yumurtamı da ekliyorum. Ve şimdi yanıma suyumu da aldım. Su gerekirse ilave edeceğiz arkadaşlar. Hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Miktarını artırmak sizin elinizde arkadaşlar. Un miktarını artırabilirsiniz. Ve içine koyacağımız malzemeleri de birer kaşık daha artırabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Su gerekirse su aldım, yanıma koyacağım. Evet, şu aşamada su gerekiyor. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde suyumuzu da ekleyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi hamurumu toparladım arkadaşlar. Çok güzel yumuşak bir hamur oldu. Bakın, çok sert bir hamur olmayacak. Bu verdiği malzemelerde 5 su bardağı un kullandım. 1 su bardağı unumuz kaldı arkadaşlar. Yumuşak güzel bir hamur oldu. Şu anda çayımı demledim. Hiç beklemeden hamurumu açmaya başlayacağım ve pişireceğiz. Şimdi tezgahımı hafif unlayacağım arkadaşlar. Hamurumu tezgahımın üzerine aldım. İkiye böleceğim. Şimdi açacağım hamurumuzu. Çok ince olmayacak arkadaşlar. Kalın da olmayacak. Hafiften üzerine de unluyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olduğu için çabucak da açılabiliyor. Bir santim kalınlığında açacağız ve pişilerimizi hazırlayacağız. Hamurumuzu açtım. Gördüğünüz gibi şu kalınlıkta arkadaşlar, fazla ince değil, kalın da değil. Ve şimdi bir aparat yardımıyla, bir kaseyle de olabilir ya da şöyle bir demlik kapağıyla, gördüğünüz gibi pişilerimi kesiyorum. Mayasız pişi olur mu demeyin arkadaşlar, oluyor. Göreceksiniz. Tabii ki mayalı pişimiz de var, oluyor. Ama bu mayalanmasını beklemeden çabucak yapabileceğiniz bir pişi tarifi. Tabii ki hamurlarımı tekrar açacağım, tekrar değerlendireceğim arkadaşlar. Şimdi kızartmaya geçeceğiz. Evet, tavamın içerisine 1,5 su bardağı sıvı yağını koydum. Kızdırdık arkadaşlar. Ve şimdi pişilerimizi yağımızın içerisine koyuyoruz. Bakın nasıl kabarmaya başladılar. Çok güzel olacaklar arkadaşlar, size garanti veriyorum.
Bakın gördüğünüz gibi kabarmalara doyamadı. Çok harika kabardı arkadaşlar. Evet. Çevirelim. Kabarmaktan pişemeyecek. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı ki şu şekil çevirip içi çiğ kalma imkanı yok. Hamurumuz ince, gördüğünüz gibi. O kadar güzel kabardı ki şöyle çevirip yanlarını da kızartmak istedi. Bakar mısınız arkadaşlar kabarmaya? Kızaran pişilerimi tabağıma alıyorum. Diğerlerini koyalım. Ve bu şekilde bütün pişilerimizi pişireceğiz. Arkadaşlar hamurumun kalınlığını göstermek istiyorum. Bakın çok incecik, kalın açmayın sakın. İncecik ama kabarmasına da bir bakarsanız çok güzel kabarıyor ve içeride çiğ kalmıyor. Emin olun, göstereceğim size. Evet, pişilerimiz pişti arkadaşlar. Servise hazır. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldular. Pufur pufur kabardılar. Kimse inanmadı mayasız olduğunu arkadaşlar, dediğim gibi. Bakın size yakından göstermek istiyorum. Hiç içinin çiğ kalma imkanı var mı? Bakın. Nasıl güzel kabardı. Pufur pufur. Evet arkadaşlar, bu denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, bu tariften sonra takipte kalmanızı. Bakın arkadaşlar, harika bir pişi yaptım bugün sizlerle. Denemenizi tavsiye ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tabii ki siz daha güzelini yapacaksınız. Biliyorum. İnanıyorum. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.